Arkadaşlar merhaba. Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün tamlamalarla ilgili 17. testi çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda aşağıda verilen dizelerin hangisinde ayraç içindeki açıklamaya uygun bir kullanım yoktur demiş. İsterseniz önce açıklamalara bakalım arkadaşlar. Sonra da çözmeye çalışalım. Bir sıfat isim tamlamasının tamamını niteleyebilir demiş. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında derken bakın, sokak ortası birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük iyelik eki aldığı için bu nedir arkadaşlar? Bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl sokak ortası? Kimsesiz sokak ortası. Bu da niteleme sıfatıdır. Bakın, niteleme sıfatı ne yapıyor arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasını belirtiyor. Dolayısıyla açıklamamıza uygundur. A seçeneğini elemiş oluruz. Tamlayan ile tamlanan arasına sözcükler girebilir demiş. Bakalım. Yolumun karanlığa saplanan noktasında derken bakın yolumun noktası. Her ikisi de ek almış. Her ikisi de ek aldığı için bu tamlama nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl noktasında? Karanlığa saplanan noktasında araya da ne girmiş? Niteleme sıfatı girmiş. Yani tamlananla tamlanan arasına niteleme sıfatı girmiş. Dolayısıyla bu açıklama da doğrudur. B seçeneğini delemiş oluruz. İsim tamlamaları sıfat göreviyle kullanılabilir demiş. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık derken bakın kül rengi birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ek aldığı için bu tamlama nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki bulutlar isim. Nasıl bulutlar? Kül rengi bulutlar. Bakın kül rengi sözcüğü yani belirtisiz isim tamlaması bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? Niteleme sıfatı görevinde kullanılıyor. Dolayısıyla isim tamlaması sıfat göreviyle kullanıldığı için biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Açıklamaya uygun bir kullanım olduğundan dolayı. Belirtili isim tamlamalarında sadece tamlayan sıfatla nitelenebilir demiş. Bakalım. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi, kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır derken bakın yalnızların annesi. Her ikisi de ek aldığı için bu nedir arkadaşlar? Yine belirtili isim tamlamasıdır. Çilekeş yalnızların dediğinde ise dikkat edecek olursanız arkadaşlar birinci sözcük neydi? Tamlayandı. Bakın burada da nasıl yalnızlar? Çilekeş yalnızlar. Çilekeş sözcüğü niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla tamlayan yani yalnızlar sözcüğü ne yapmış arkadaşlar? Bir sıfat tarafından yani çilekeş sözcüğü tarafından belirtildiği için nitelendiğinden dolayı o da bu açıklamaya uygundur. O yüzden D seçeneğini delemiş oluruz. İsim tamlamalarında bir tamlanan birden çok tamlayan için kullanılabilir demiş. Tamlanan hatırlarsanız ikinci sözcüktü. Konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Tamlayan ise nedir arkadaşlar? Birinci sözcük. Ne diyor? Birden çok tamlayan için kullanılabilir. Yani tamlayan 1, 2, 3 tane olabilirmiş arkadaşlar. Bakalım. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi derken kaldırımların eşi. Her ikisi de ek almış. Belirtili isim tamlaması. Nasıl eş? Kara sevdalı eş. Bu da niteleme sıfatıdır. Ne birden çok tamlanan ne de değerli arkadaşlar birden çok tamlayan var. O yüzden bu açıklama yanlıştır. Bunun içine doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Tamlayanı zamir olan at tamlaması vardır. Tamlayanı zamir olan. Bakalım arkadaşlar. Bakın senin yerin dediğinde nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Heke her ikisi de ek almıştır. Ve sen sözcüğü de burada kişi zamiridir. Dolayısıyla tamlayandır. Tamlayan da zamir olduğundan dolayı açıklamaya uygundur. A seçeneğini elemiş oluruz. Belirtisiz at tamlamasına yer verilmiştir diyor. Bakın burada yayla dumanı derken birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belirtisiz
isim tamlaması diyoruz. O yüzden B seçeneğini delemiş oluruz. Tamlayanı ortak belirli ad tamlaması vardır demiş. Nerede arkadaşlar bu? Bakın, güzelin saçı, güzelin gözleri dediğinde buradaki güzelin sözcüğü tamlayan, saçı sözcüğü tamlanan, gözleri sözcüğü de yine nedir arkadaşlar? Tamlanandır. Dolayısıyla açıklamaya uygun bir kullanım vardır. C seçeneğini dilemiş oluruz. Tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş, ad tamlaması kullanılmıştır. Bu nerede var? Bakın, dağların mahşeri derken her ikisi de ek aldığı için bu nasıl bir tamlama arkadaşlar? Yine belirtili isim tamlamasıdır. Hangi mahşerine, şu mahşerine, şu sözcüğü nedir burada? Mahşer kelimesini işaret yoluyla belirttiği için işaret sıfatıdır. Belirtili isim tamlaması, yani dağların mahşeri sözcüğü arasına ne almış arkadaşlar? İşaret sıfatı almış. Bundan dolayı D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır. Parçaya baktığımızda arkadaşlar bunun olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, dizelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmamıştır diyor. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Bakın, göklerin derinliği derken anlamlı bir bütün oluşturmuş. Her ikisi de ek almış. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir derken, mermerlerin nabzı yine her ikisi de ek almış. Her ikisi de isim. O yüzden bu da belirtili isim tamlamasıdır. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar derken, evlerin bacası yine her ikisi de ek almış. Her ikisi de isim. O yüzden bu da belirtili isim tamlaması. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık derken, kül rengi. Bakın, tamlayan ek almamış. Tamlanan ise iyelik eki aldığı için, yani birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük iyelik eki alırsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri derken, bakın, senin gölgen, onun göz bebekleri, yine her ikisi de ek aldığı için arkadaşlar bu da yine nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Her ikisi de isimden oluşmuştur. O yüzden biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu seçeneği de, yani E seçeneğini de elemiş oluruz. Dördüncü soru, dizelerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı sıfatla nitelenmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır? Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur ifadesinde, bakın, Türk tarihi birincisi ek almayıp ikincisi ek aldığı için bu nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden A seçeneğini eledik. Hem tamlayan hem de tamlanan sıfat almadığından dolayı. Sakarya saf çocuğu, masum Anadolu'nun. Bakın arkadaşlar, Anadolu'nun çocuğu ne yapmış? Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Belirtili isim tamlaması var. Her ikisi de ek aldığı için. Nasıl Anadolu? Masum Anadolu niteleme sıfatı. Nasıl çocuk? Saf çocuk niteleme sıfatı. Hem tamlayan birinci sözcük hem de tamlanan ikinci sözcük niteleme sıfatı aldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Bakın, Allah yolunun divanesi, 3 tane isim bir araya gelmiş. Tamlanan yer değiştirmiş olsa bile bu 3 isim nedir arkadaşlar? Zincirleme isim tamlamasıdır. Kendi içinde tamlama da oluşturuyor. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin derken, burada tamlama yok. Bunu da eleriz. C'yi de elemiştik. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader derken, akrebin kıskacı. Her ikisi de ek almış arkadaşlar. Tamlayan da tamlanan da ek almış. Dolayısıyla bu nasıl bir tamlamadır? Belirtili isim tamlamasıdır. Fakat tamlayan ve tamlanan sıfat tarafından belirtilmediği için E seçeneğini de elemiş oluruz. Beşinci soru, dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması kullanılmıştır? Bakalım, ben başı ağır gelmiş boşlukta düşen fikir derken böyle bir kullanım yok.
A seçeneğini elemiş olduk. Ben Allah diyenlerin boyunlarında vebal, yine böyle bir kullanım yok, bunu delemiş oluruz. Ben bugünküne mazi, yarınkine istikbal, bakın burada da böyle bir kullanım yok, bunu delemiş oluruz. Ben usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların, arkadaşlar hanların nedir? Tamlayandır. Bekçisi nedir arkadaşlar? Tamlanandır. Görmüş olduğunuz gibi ikinci sözcükle birinci sözcük yer değiştirmiş. Her ikisi de ek almış. Belirtili isim tamlaması. Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması burada var. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Ben sırtında taşıyan işlenmedik günahı derken de böyle bir kullanım olmadığı için E seçeneğinde elemiş oluruz. Altıncı soru. Dizelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmamıştır? Bakalım sağ taraftan çıngırak sesleri geliyor ifadesinde ne sesleri? Çıngırak sesleri. Arkadaşlar birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için bu nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Kullanılmayanı sormuştu. Burada kullanıldığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı derken, bakın yine deve kervanı, tamlayan ek almamış, tamlanan iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. B seçeneğini denemiş olduk. Her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı ifadesinde, hüzün kırışığı, birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması vardır. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı ifadesinde ise yatağımın yanı. Her ikisi de ek aldığından dolayı bu nedir arkadaşlar? Bu belirtili isim tamlamasıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Soğuk bir Mart sabahı derken ne sabahı? Mart sabahı, birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için yine bu da belirtisiz isim tamlaması olarak kabul edilir. Bundan dolayı da biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Yedinci soru. Dizelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır? Zincirleme isim tamlaması neydi arkadaşlar? En az 3 isimden oluşacak ve kendi içinde bir anlam bütünlüğü oluşturduktan sonra yine kendi içinde tamlama oluşturan sözcüklere denirdi. Sözcük öbeklerine denirdi. Seçeneklere bakalım. Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın derken arkadaşlar, zamanın sihri, tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş, belirtili isim tamlaması var. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası derken, bakın fecrin zafer aynası, anlamlı bir bütün oluşturmuş. 3 tane isim yan yana gelmiş. Zafer aynası, fecrin aynası, kendi içine de tamlama oluşturduğu için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Muradiye sabrın acı meyvesi derken, bakın sabrın meyvesi, her ikisi de ek aldığı için bu tamlama nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Fakat acı sözcüğü burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Bazı arkadaşlar bu tür kullanımları zincirleme isim tamlaması olarak da kabul ediyor. Arkadaşlar sıfatlar isim soyudur fakat isim değildir. O yüzden zincirleme isim tamlaması olarak kabul edemeyiz. Bundan dolayı C seçeneğini de elemiş oluruz. Başındayım sanki bir mucizenin ifadesinde ise mucizenin başı, yine tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği belirtili isim tamlamasıdır. Bilinir bir avize, Bursa'da zaman ifadesinde ise burada ne var arkadaşlar? Sıfat tamlaması var. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Sekizinci soru. Dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük girmiş, isim tamlaması kullanılmamıştır diyor. Bakın bu ifadelere dikkat edelim. Kendimi kapatarak tekerleğin sesini ifadesinde, bakın tekerleğin sesi, her ikisi de ek almış. Bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır ve dikkat edecek olursanız araya herhangi bir sözcük girmediği için ve soruda da bize bunu sorduğundan dolayı doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı derken, beldenin hanı, her ikisi de ek aldığı için bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl han? Viran han.
niteleme sıfatı, dolayısıyla belirtili isim tamlamasının arasına niteleme sıfatı girmiştir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı derken yine vatanın bucağı. Her ikisi de ek aldığı için bu belirtili isim tamlamasıdır. Kaç bucağı? Dört bucağı. Bu nedir arkadaşlar? İsimlere sorduğumuz kaç sorusu asıl sayı sıfatını verir. Görmüş olduğunuz gibi belirtili isim tamlamasının arasına bu sefer asıl sayı sıfatı girmiştir. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Arkamızda kalıyor şehrin isli evleri derken şehrin evleri. Yine nedir bu? Belirtili isim tamlamasıdır. Her ikisi de ek almıştır. Nasıl evler? İsli evler. Niteleme sıfatıdır. İsim tamlamasının arasında bu sefer yine niteleme sıfatı girmiştir. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Gönlümü Maraşlı'nın yaktığı kara haberi derken Maraşlı'nın haberi. Her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlaması. Nasıl haber? Kara haber, niteleme sıfatı. Yakmak da fiil arkadaşlar, çekimli fiil. Görmüş olduğunuz gibi belirtili isim tamlamasının arasında bu sefer hem fiil hem de niteleme sıfatı girmiştir. Bundan dolayı biz E seçeneğini de elemiş oluruz. 9. soru, dizelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır? Hatırlarsanız ne demiştik arkadaşlar? Adlaşmış sıfat hariç bütün sıfatlar sıfat tamlaması olarak kabul edilir demiştik. Bakın, sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı ifadesinde herhangi bir sıfat var mı? Yok. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı ifadesinde hava isim. Nasıl hava? Güneşli bir hava. Güneşli sözcüğü niteleme sıfatı. Bir de burada nedir arkadaşlar? Belgisiz sıfattır. Dolayısıyla sıfat artı isim bu da sıfat tamlamasını oluşturur. Ben 3 mevsim değişmiş görüyordum 3 günde ifadesinde ise yine mevsim isim, kaç mevsim? 3 mevsim sayı sıfatı. İsim artı sayı sıfatı sıfat tamlamasıdır. 3 günde derken yine aynı kullanım söz konusu. Burada da sıfat tamlaması vardır. Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı ifadesinde bakın satır isim, kaç satır, birkaç satır belgisi sıfat. Kıpkızıl da niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla sıfat artı isim yine sıfat tamlamasını oluşturur. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti ifadesinde ise göz isim, nasıl göz, yaşaran göz niteleme sıfatı, sıfat artı isim sıfat tamlamasıdır. Her şey, şey belgisiz zamirdir. Nasıl şey ya da hangi şey, her şey, her sözcüğü de burada belgisiz sıfattır. Sıfat artı zamir neyi oluşturur arkadaşlar? Sıfat tamlamasını oluşturur. 10. soru. Cümlelerdeki altı çizili tamlamaların hangisinde tamlayan, tamlananın hangi maddeden yapıldığını bildirmemektedir diyor. Hatırlarsanız biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Takısız isim tamlaması diyoruz. İki şekilde oluyordu. Neyden yapıldığı, tahta kalem gibi, neye benzediği, demir yumruk gibi. Bu şekilde olmayan bir isim tamlamasını soruyor bize ya da sıfat tamlamasını soruyor. Bakalım. Meşin kırbaç derken kırbaç neden yapılmış? Meşinden yapılmış. Neyden yapıldığını bildirdiği için takısız isim tamlamasıdır. A seçeneğini elemiş olduk. Taş duvarlar derken duvar taştan yapılmış. O yüzden bu da takısız isim tamlamasıdır. Neyden yapıldığını belirtiyor duvarın. B seçeneğini elemiş olduk. Tahta köprü. Köprü neden yapılmış? Tahtadan. Takısız isim tamlamasıdır. C seçeneğini denemiş olduk. Altın anahtar. Anahtar neden yapılmış? Anahtar altından yapılmış. O yüzden takısız isim tamlamasıdır. D seçeneğini denemiş olduk. Beyaz karanlık derken karanlık isim. Nasıl karanlık? Beyaz karanlık niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı artı isim nedir arkadaşlar? Sıfat tamlamasını oluşturur. Burada da tamlananın neyden yapıldığını belirtmediği için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru, dizelerdeki numaralanmış tamlamalarla ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım, birincisi tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim tamlamasıdır. Bakalım, yüzü her aynanın derken bakın aynanın yüzüdür arkadaşlar. Bu tamlayan, bu da nedir? Tamlanandır. Yani bu ikinci sözcük olacakken
Burada ter çevirmişler. Birinci sözcük olmuş. Bu da birinci sözcük olacakken ikinci sözcük durumuna geçmiş. Dolayısıyla tamlayanla tamlanan yer değiştirdiği için A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkincisi, hem tamlayanı hem de tamlananı niteleme sıfatı almış isim tamlamasıdır. Bakalım, beyaz dokusunda bu saf rüyanın derken yine burada da aynı şey geçerli. Rüyanın dokusudur arkadaşlar. Burada da yer değiştiğini görüyoruz. Nasıl rüya? Saf rüya niteleme sıfatı. Nasıl doku? Beyaz doku yine niteleme sıfatı. Bakın, hem tamlayanı hem de tamlananı bir sıfat tarafından belirtildiği için B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkincisinin tamlananı işaret sıfatı ile belirtilmiştir. Bakın, bu saf derken arkadaşlar bu sözcüğü nedir? İşaret sıfatıdır. Dolayısıyla böyle bir kullanım vardır. C seçeneğini elemiş oluruz. Birincisinin tamlayanı belgisi sıfat ile belirtilmiştir. Her sözcüğü bakın burada nedir arkadaşlar? Belgisi sıfattır. İsmi belirtiyor. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkincisi, tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş. Zincirleme isim tamlamasıdır diyor. Arkadaşlar, bu zincirleme isim tamlaması mıdır? Rüyanın dokusu dersem belirtili isim tamlamasıdır. Bundan dolayı zincirleme isim tamlaması değildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçiyoruz. 12. soru. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım, birinci cümlede tamlayanı ortak isim tamlaması kullanılmıştır. Tarihe yön vermiş, bereketin ve uygarlığın adı olmuş iki kardeş Fırat ve Dicle derken bakın arkadaşlar, bereketin adı, uygarlığın adı. Görmüş olduğunuz gibi bu sözcükler nedir? Bunlar tamlayandır. Dolayısıyla tamlanan ortaktır. Bundan dolayı da A seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Tamlayanı ortak demişti. Burada ne var arkadaşlar? Tamlananın ortak olduğunu görüyoruz. Yani ikinci sözcük ortak. Bundan dolayı A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Diğer seçeneklere de bakmış olalım arkadaşlar. İkinci cümlede hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış sözcük kullanılmıştır. Bakın, Anadolu topraklarında doğan iki akarsu uzun bir mesafe kat ettikten sonra Irak sınırlarında birleşiyor ve Şattül Arab adıyla Basra Körfezi'ne dökülüyor derken mesafe, isim, nasıl mesafe, uzun mesafe, niteleme sıfatı bir sözcüğü de arkadaşlar burada belgisi sıfattır. Belgisi sıfatlarda belirtme sıfatının içerisinde yer alır. Dolayısıyla mesafe sözcüğü hem niteleme sıfatı hem de belirtme sıfatı tarafından belirtildiği için B seçeneği de doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü cümlede fiilimsiyle oluşturulmuş bir tamlama kullanılmıştır diyor. Bakın, tamlama demiş. İsim ya da sıfat tamlaması olup olmadığını belirtmemiş. Bakalım, onların can verdiği Mezopotamya derken Mezopotamya isim, hangi Mezopotamya? Onların can verdiği Mezopotamya. Bu da nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu da niteleme sıfatıdır. Nasıl Mezopotamya? Can verdiği Mezopotamya. Burada da ne vardır? İsim artı niteleme sıfatı, sıfat tamlamasıdır. Bundan dolayı bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümlede belirtisiz isim tamlaması ve sıfat tamlaması kullanılmıştır. Fırat, Türkiye sınırlarında yaklaşık 1000 kilometre. Arkadaşlar, Türkiye sınırları. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ek aldığı için bu nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. 1000 kilometre derken de kilometre isim, kaç kilometre? 1000 kilometre. 1000 sözcüğü burada arkadaşlar sayı sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Dolayısıyla hem isim hem de sıfat tamlaması olduğundan dolayı D seçeneğini elemiş oluruz. Beşinci cümlede tamlayanı sıfatla belirtilmiş, belirtili isim tamlaması kullanılmıştır diyor. Bakalım, geçtiği her yer gibi Anadolu'ya damga vuran iki akarsuyun vadileri doğal ve arkeolojik hazinelerle bezeli ifadesinde bakın akarsuyun vadileri tamlayan ve tamlanan ek aldığı için bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Kaç akarsuyun vadileri? 2.
İki sözcüğü de burada sayı sıfatıdır. Sayı sıfatı neyi belirtmiş? Belirtili isim tamlamasını belirtmiş. Bundan dolayı da arkadaşlar biz E seçeneğini elemiş oluruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.